Çabuk ablamın bana bir 30 dakika önce attığı mesaja bakın. Canım kokoreç istedi. Şimdi ablam biliyorsunuz arkadaşlar şu sıralar aşermenin moda olduğunu düşünüyor. Ablam sakatat aşermeye başladıysa biz bu işin ucunu alamayız diye düşünüp ben bugün A'dan Z'ye bütün sakatatları alacağım, ablama hepsini yedireceğim. Şimdi ablam bilmiyor, ona sadece kokoreç aldım sanıyor. Sen yine aşermişsin. Evet. Arkadaşlar ben hayırlı bir kardeş, hayırlı bir dayı olduğum için en güzel yerden aldım biraz. Asla yemem. Yemem. Yiyeceksin. Ya, hayır. İyi. İyi ne? İyi. İyiden çekiyorsun ama. Mümkün değil, kaçarın yok, tadına bakacaksın. Hayır. Tamam. İğrenç kokuyor be. Bütün sakatatların tadına baktıracağım ki bir daha aşerme. Varsa zaten sevmezsin. İğrenç. Az önce sen koyunun midesini yedin. Normalde et yemem biliyorsun ama. Ne olduk ya? Oğlum ben sakatat sevmiyorum. Koyunun birinci ve ikinci bağırsağını yedim. Ya değil ya. Vallahi soğumuş ya. Kokusu yok, tadında da koku yok. Ne oldu kızım? Kuzma. Kanka aşermesin, sakatat aşermek ne? Abla gördü her şeyi aşermesin. Sakatattan kurtuldum. Başka bir şeyler aşermemden kurtulmadın. Gerçekten sitem edeceğim. Normal bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben artık bu işin cılkının çıktığını düşünüyorum. Bu arada cılk ne demek arkadaşlar? Cılk eşittir. Anlamını bilince olsun, sen oraya montajda koyarsın. Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çabuk ablamın bana bir 30 dakika önce attığı mesaja bakın. Canım kokoreç istedi. Umarım bir gün yiyebilirsin. Şimdi ablam biliyorsunuz arkadaşlar şu sıralar aşermenin moda olduğunu düşünüyor. Mesela yaza da meyve sebze aşereceğini düşünüyor ama bilmiyor ki çocuk doğacak yaza. Ablam sakatat aşermeye başladıysa biz bu işin ucunu alamayız diye düşünüp ben bugün A'dan Z'ye bütün sakatatları alacağım, ablama hepsini yedireceğim. Sanmıyorum mumbarı, şırdanı, kriketi, kriket miydi? Kikre. Kikreyi, muhtemelen kikrenin adını koyarken de lan ne koyacağız diye düşünüp saatler sonunda anca öyle bulmuşlardır. Bütün A'dan Z'sini hepsini alacağız bugün, ablama yedireceğiz ki bir daha benden bir şey istemesin, aşermesin. Hadi ne yapıyoruz o zaman? Almaya. Arkadaşlar biz Ankara'da sakatat denildiği zaman direkt çıkıyoruz, Özcan abinin yanına geliyoruz. Size ben tanıştırayım. Özcan abim. Özcan abim. Ne yapıyorsun abi, iyisin? Teşekkür ederim. İyi abi, biz de. Şimdi ablam kokoreç aşermiş abi. Ben de dedim ki bu işin sonu şırdana da gider, mumbara da gider. Dedim hepsini ben tekte alayım. Hepsini yesin, bir daha beni uğraştırmasın. Aynen, hepsinde tadına bakmışız. O yüzden biz bugün... Hem bize paket, şuradan da ver, hani mumbar da ver. Kırkat, kırkat ne abi? Kırkat huzuru ikinci mide bölümü. Şuradan birinci midesi, ikinci mide kırkat olur. Göreye göre isimler değişiyor tabii. Kırkatımız bugün kalmadı. Ablam üzgün. Ama kime göndereceğiz? Oğlum, şuradan neresi abi? Şimdi bilmeyenler için şuradan en azından. Şuradan mide bölümü, bir tamam. Tane çıkar her kızdan. Burada kaç tane şuradan vardır abi? 200 var. Burada neredeyse bir tane sürünün şey mi var? Bak. Vay be. Şuradan sıkıntısı var Türkiye'de. Bizim de vardı bir tane kuzu. Şimdi de belki bayram da buradadır. Kimyon değil mi abi üstüne? Kimyon olmazsa olmazdı. Ben biliyorum oğlum, ben şırdan gurmesiyim. Sor kaç kere yedin? Kaç kere yedin? Saymadım, o zor mu sayayım? Adana'da da yedim ben. Ama ilk yiyişimde Adana'da ya. Ama bundan 3-4 sene önce falan yedim. Böyle sokak arasında bir yerde yemiştim. Adana'da sokak yedim. Ankara'da sokak yedim. Yok. O zaman biz abi şırdan alalım. Numara alalım. Bir de ekibi alıyoruz. Şuna girdim. İşkembeden bu sade içi boş. O içi boş mu oluyor? Tabii içi boş. Acaba hiç ablama götürmesek hepsini biz şimdi arabada yesek. Arkadaşlar bu arada siz de Ankara'da kaliteli şırdan, mumbar, bütün sakatatları yemek istiyorsanız geleceğiniz tek yer antik şırdandır nokta. Aksini iddia eden daha önce hiç sakatat yememiştir. Bitti. Var mı abi söylemek istediğin bir şey? Yemeğleri tavsiye ederim. Bence yemeğin antik şırdana gelsin arkadaşlar. Biz bu arada şu an Balgat şubedeyiz. Ulus'ta da şube var. Tercihsiz evimiz hangisi yakınsa. Söğüşümüz de gelsin o zaman, eve gidelim. Arkadaşlar biz yediğimizi alıp gidecektik ama Hüseyin abi tutturdu illa yok. Ben bir yedireyim öyle git. Burada da ye git. Abi gideyim yok gitme. Abi gideyim yok gitme. Şimdi bize Hüseyin abi premium şuradan servisi uygulayacak değil mi abi? Evet. Hadi şurayı yapıyorsun. İsteyene yapıyoruz. Neden ben abi? Peki anlatsana biraz. Ama bence var ya, sen şimdi herkese böyle ikram etsin. Kimse sana ikram etmemiştir. Ben de sana ikram ederim. Karşılıklı var. Gel karşı. Sen odur otur. Karşılıklı ye. Yemeyeceğim. Sen de alıyoruz. Devam edebilirsiniz. Abi bu ya. Afiyet olsun. Oğlum vallahi çok güzel. Hadi yakın. Doydun mu? 7'den 70'e. Arkadaşlar az önce kokoreçimizi de aldık. Zaten şırdanımızı, mumbarımızı, mumbarımızı adını unuttum. Bütün sakatatlar şu an elimizde mevcut. Ablam da dedim ki in.
Geldim almaya ama hala inmedi. Şimdi ablam bilmiyor, ona sadece kokoreç aldım sanıyor. Hepsini tek değdireceğim, bir daha da sakatat yemesin. Arayayım mı, gelsin mi? İniyorum. Tamam, hadi. Hadi baba. İniyormuş arkadaşlar, bakalım gelsin abla. Ne yapıyorsun abla? İyi, sen? Sen yine aşermişsin. Evet. Zaten benim işim gücüm yok. Abi. Beni bırak, senin galiba hiç işin gücün yok. Sana biri aşeriyorsun. Aşeririm tabii. Sen aşermeyi iş sandın değil mi? Bugün kokoreç aşerdin. Yarın ne aşereceksin? Onu düşüneyim. Peki sen nasıl sakatat aşerdin? Şaşırdın mı? Hiç yemem ha. Değil mi? Hadi en azından kokoreç dene de sen bence tadını bilmediğin diğer sakatatları da aşerirsin. Sırf bana eziyet olsun diye. Evet. Yapar mısın? Yaparım. Adansın! Ben tanıyorum seni. Ben ne yaptım biliyor musun o yüzden? Eve gidince anlatacağım ben sana. Evi mi gidiyorsun? Eve gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Hani kokoreççiye mi? Ben sana dışarıda hiç yemek getiririm. Soğuk yerlerde diğer insanların yanında. Değil mi? Sana masa kuracağım. Masada var ya bir ben yokum. Çok şey var ya, hani ne çok var? Farklı yiyecekler var. Ne var? Güzel yiyecekler, restorandan aldığım gibi getirdim. Değil, ben vazgeçtim, ben aşermedim. O zaman arkadaşlar eve gidelim, ablam kokoreç aşermiş. Pişman değilim. Neyden? Aşerdiğime ve bundan sonraki aşereceklerime de. Abla indi arabayı itsene. Ben nasıl yeteyim? Vurduracağım mı abi? Bırak gitsin. Önce gitsin, ondan sonra vurur. İkiye tak. İkiye hadi görüşürüz dayı. Bugün yine birinin hayatını kurtardık. Bence iyilik yaptık. Yavaş. Yemin ediyorum yeğenin içeride abla döngüye git. Haline giriyor. Taksi aşer, taksiye bin. Taksi sensin işte. Hadi o zaman ne yapalım, ha geldik, hadi eve çıkalım. Hadi çıkalım. Arkadaşlar ben hayırlı bir kardeş, hayırlı bir dayı olduğum için kokoreç getirdim. İlk önce ablamın kokoreçin tadına baktıracağım. Hazır mısın? Korkuyorum. Ekmek böyle bölünür mü? Bölünmez. Direkt alıp bölsene. Ay nedeniyiz biz. Kameralara oynama. Sen biraz kocana mı benzedin? Kameralara oynuyorsun. Oğuz'da çatal bıçak koymuş. Kokoreç yiyor. Kokoreç içerken elin kolun yağlanır. Onun içine bir şey koydun mu? Hangi yarısını yemek istiyorsun? Ben diğerini ısırayım da bir için rahatlasın. Şu. Ben mi yiyeyim onu? Sen mi yiyeceksin? Sen. Kokoreçi de zaten sürekli yediğim ileride aldım. İyi mi? Ya lan vallahi bir şey yapmam, o kadar aşerdim aşerdim diyorsun. Nasıl tadı? Güzel. Güzel dersin. Şimdi kokoreçi birazdan yersin abla. Neden? Şimdi hepsi bitirsem olmuyor mu? Arabada sen ne dedin bana? Ben bütün sakatatları aşeririm dedin değil mi? Evet. Ben sana bütün sakatatlardan aldım. Hayır. Vallahi aldım. Yok. Yemin ederim aldım. Hayır. Oğuz şuradan gelsin. En güzel yerden aldım bir de. Asla yemem. Bu arada yiyeceksin. Bu ne? Ay yok, ben yemem. yok. Kız. Ne? Yemem. Yiyeceksin. Hayır. Bu kibe bu şırdan. Şimdi eğer ki o kokoreçi alıp ızgaraya atmasalardı, o kokoreçi toptancıp Özcan abilere verseydi o kokoreç bu olacaktı. Aynı. Hiçbir fark yok. Tamam, ben kokoreçi yemiyorum, bunu da yemiyorum. Ucundan ilk ben yiyeceğim, sonra sen yiyeceksin. Al bence. Hayır. Iy. Iy ne iy? Şırdan. İyiden çekiyorum üstünü bak. Bunun için var ya, kurşun atıp kurşun yiyorlar. Biz bu arada gelmeden önce oradan yedik, ben seviyorum. Yedin mi? Midesizsin. Vallahi yedin. Midesizsin oğlum, gerçekten midesizsin. Aa. Arkadaşlar ablama aldanmayın. Zaten bilenler biliyordur bunun tadını, bilmeyenler şöyle bir kalp atsın bakayım. Mümkün değil, kaçarın yok, tadına bakacaksın. Hayır, abla. Hayır, yeğenine zararlı. Saçmalama, yeğenine şifa. Yeğenine zararlı. Şey mi dedi doktor sana? Zararlı. Kim dedi? Sakatat zararlı. Arayayım mı doktorunu? Ara. Asla, yemem. Koklasan kokusunu beğeneceksin bu arada. İçinde bildiğin tostlu pilav var. Yalanı bırak. İğrenç kokuyor be. Oğlum vallahi güzel kokuyor, biz Oğuz'da yedik. İğrenç kokuyor. Böleyim mi bu kısmından sana? Kız ben yemin ederim. Ben içinde pilavını seçeyim. Bak seçeyim. Bir şey diyeceğim. Tamam, beni bir dinle. Beni bir dinle. Pilavını lolo da yer abla. Şunu yapacağız. Minicik bir ısır pilavından al. Şöyle etinden de, beğenmezsen yeme. Zorlamayacağım. Ben seni sadece bütün sakatatların tadına baktıracağım ki bir daha aşerme. Aslında ye ama aşerme. Ben bundan sonra her gün başka bir şeyler aşereceğim Mate. Sakatat haricinde her şeyi aşereceğim. Ben sana minimal kesiyorum şöyle minik. Minimal o mu? Bu arada tadını beğeneceksin. Hayır. Bunu sen yiyorsun. Bunu sen yerken Oğuz kimyonu mimyonu var mıydı pakette? Vardı. Çöpe attım. Harbi attın mı? Ben yeseydim bari. Sen onu yerken ben de bunu yiyeceğim. Vallahi güzel ya. Ne tadı var ne kokusu. Kötü bir kokusu yok. Vallahi beğeneceksin, seveceksin. Yeğenine zararlı. Ye. Midem bulandı. İğrenç kokuyor. Hayır, kokmuyor. Kokuyor. Bunu çok sevenler var, seviyorlar. Onlar midesizmişler. Vallahi güzel ya. Arkadaşlar vallahi güzel ya. Ben Adana'da yediğimde beğenmemiştim. Benim Adana vlogumda var bu arada arkadaşlar. Oraya gidin. Onundan mı yarısını yiyeceksin? Ye. Bak soğumuş olmasına rağmen tadı güzel. Masayı kemireceğim. Kız yok, kendini tiş şey yaparsan zaten sevmezsin. Bildiğimiz normal. Bildiğin pilav. Bak şu an o kadar şey yaptığına pişman olacak. Tadı yok çünkü. Evet, gerçekten tadı madı yok. Pilav tadı alıyorsun. Doğruyu söyle. Dürüst, şimdi kurmuş kameraya. Evet. Koku var mı? Var, koku var. Yok ya. Var ya. Bir şey diyeceğim, bir dur. Pilav tadı var. Beğenmedim.
Tamam ama kokuyor mu? Kokuyor. O koku güzel bir benim koku bu arada. Benim burnum hassas farkındaysan. Ne oldu? İğrenç. Ablama bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bu arada ablam normal zamanda ciğer yemez, et yemez. Yani hiçbir şekilde hayvansal bir şeyler tercih etmiyor. Yani ot da yemiyor, ne yiyor bilmiyorum. Sevmedi ama ben sevdim. Biz zaten orada da yedik gördün. Adam bana eliyle yedirdi. Sevmedin evet, mi abla? Gel. Hayır. Şimdi bunun tadına bakacağız. Hayır burada ya. Da ip var. Yok hayır. Bugünkü her şeyin tadına bakacaksın. Önce ipinden bir tutuyorum böyle bunu. Buradan gel bak. Ben bu arada hayatta ağzıma işkembe sürmem. Ona benziyor. Senin az önce yediğin kokoreç işkembeydi zaten. Evet. Iyy, iyy, o ne? Bunda hiç kokuyor. Hey abla ne oldu? Otlar yemem, yemin ederim yemem. Ne oldu kız, ne oldu? Oğuz bir gel kokla, kokmuyor ki. Kokuyor. Bence sen şu an kendini şartladığın için. O zaman bunu sadece pilavından ye. Şimdi yersem çıkarırım. Ben hastayım, o yüzden kokuyor. Veya da şuradan güzeldi de bu da işkembe gibi kokuyor. Ben normalde i̇şte, işkembe de yemiyorum. İşkembe diye boşa demedim sana. Bu direkt işkembe. Evet. Abla şırdan ne biliyor musun? Ne? Midenin en alt tarafı. Az önce sen koyunun midesini yedin. Ama bir şey de şey düşünsene. Bunu ye diye bir tane koyun telef oldu. Çünkü her koyundan bir tane çıkıyor biliyor musun? Bir de seni eve bayram getirmiştim ya. O bayramı 50 parça ayır bir tane çıkıyor. Ben normalde et yemem biliyorsun ama. Annem bir uyandırsan annem seviyor. Ya bu arada bizi hiç küçükken yedirmediler o sakatat. Benim yediğim tek sakatat şırdan o da tek tük midye yerim kokoreç. O da kokoreçte çok baharat var diye. Yani sekten çok yiyen var çok seven var bunu. O şırdanca ne kadar sıra oluyor. Adana'dakinden daha güzel bu arada. Aslında öyle oz limon limon getir sekten yenmez ki bu. O öyle bir şey değil. Abla bırak da düzgün yiyeyim ya. Ne olur düzgün yiyeyim ya. Ben yerim. İp mi bu? Oğuz ben normalde işkembe yemiyorum da bunu yemeyi bez kessek olur. O kadar almışsın. Oğlum ben yerim bu arada. Oğlum bu da güzel. Vallahi güzel. Asla yemem. Bak güzel kanka. Bir de bak kimyon atmadık üstüne, limon atmadık, tuz atmadık hiçbir şey ama ona rağmen güzel. Şimdi kendime yer bırakıyorum diğerleri gelsin diye. Gelsin diğeri ya. Bunun ne olduğunu ben sana söyleyeyim. Bunu yer bu arada ablam normalde ne de bu? Yer. Yer mi? Yer canım. Ne bu? Bu dana kaburga. İğrenç kokuyor. Lan kaburga, kaburga. Hayır o gerçekten kokusu çok şu an çok kötü midemi bulandırdı. Hayır ben çok kötü koktu. Yemin ederim çok kötü koktu. Usta ben şaka yapmıyordum. Ne oldu abla? Çok iğrenç kokuyor. Abla et nöbet. Hayır ya git çok iğrenç kokuyor. Bir kokuyor. Ben nefret ettim şey et kokusu. Oğuz bir gel. O değil şu diğeri yeniyor. Bu yenmiyor mu? Yeniyordur niye olmasın gel kokla. Diğer tarafı daha güzel. Birader ben koku alıyorum. Sen korona mı oldun? Hayır abla kokmuyor hayır, ki. Hayır kokuyor. Hayır kokuyor. Tamam bari o zaman yok. Kokla. Aa oldu. Ne olduk ya? Yemem. Biz bunu aldığımız yerden çıkarken masaya kocaman geliyordu böyle. Evet ya. Bu çok seviyorlar. Nasıl? Yemin ederim sana bak bu kadar gidiyordu. Vallahi billahi 4 tane adam bir yarı oturmuş yiyordu. Güzel olmasa yer mi o adamlar? Midesizlermiş. Abla sen sakatat sevmiyorsun. Hayır, sakatat güzel. Ya. Oğlum ben sakatat sevmiyordum. Az önce kikreydim. Koyunun birinci ve ikinci bağırsağını yedim ben az önce. Midesizsin. Midesini yedim. Senin de var mı? Allah Allah. Burnunu kapat da bir tane yok. Bir parça küçük parça. Çok iğrenç kokuyor. Tamam. Yemem bir şey hayır. Ağzına al yeri tükürürsün. Allah kusura. Şu. Nereden biliyorsun? Biliyor. Hayır löpet. Nereden biliyorsun diye sorma biliyorum. Şu mini cibare ısır. Vallahi yakından kokla. Sarım şu an hayır. Kokusu bile midemi bulandırdı. Beyaz kısmının kokusuna bak. Beyaz kısmı kokmuyor. Eti kokuyor bu arada. Hani şey o sakatat kokusu var ette. Var mı? Yağda yok. Yağ değil o. Yok lan o kok. Ne oldu? Yeniden üzülüyorum. Tamam burnunu kapat buraya zorlamayacağım seni tamam izle. Abla bu gördüğün ne biliyor musun? Kuzu kelle. Dana mı getirseydin valla? Ne bana ne bakıyorsun? Kuzu kelle ben miyim? Gelse. Elini izleyin hadi gel. Gideceğim şimdi. Ya bu arada kuzu kelle ben de yemem Oğuz kusura bakma. Tamam ben yiyeceğim. Beyaz var ya o beyni. Harbi mi? Aha. Nasıl ya? Sen ye. Sen beyninden ye. Harbi beyin mi? Beyin tadına baksana. Yerim bu arada tadına bakacağım zaten. Kokusunu mu sevmedin? Kokusu çok kötü bir de bulandırdı. Doğurmuş olsan yer misin? Asla. Bu arada arkadaşlar ben bir yere gidip şırdan her çeşit birini ben de yemem normal. Tercih etmem yani. Ama biz orada oturuyoruz abla bir tane masayı yemin ederim kelleyi ayırmışlar. Hem löp et böyle löp çık löp çık. Salgın salgın masaya kafatasıyla adamın onu alacak böyle eski Tarkan'ın filmlerinde yeee. Falan öyle yiyecek. 2 sene koyunsun. Kafanı almışlar masaya koyuyorlar. 4 tane adam yiyor seni. Yemeyeceksin mi? Hayır ya dur ben sana yedireceğim. Ben yiyeceğim dur bekle. Yedireceğim. Sen eğer bunların baharatını atmasaydın onlar baharatlı daha güzel. Oğlum bu adam
Kellerin eti güzel. Sen gerçekten midesizsin. Oğlum ilk defa beyin yiyeceğim. Biri vardı. İşlenmemiş gıda diyetimin 5. günündeyim. Bugün beyin yiyorum. Sen de bakacak mısın benden sonra? Yok. İğrenç kokuyor hadi artık. Şunu dediğin şey o kadar seviliyor ki. Bunun da tadı şey, etle aynı. Kıvamı bir garip. Beyin olduğu için muhtemelen. Abla bir ye, vallahi o... Asla yemem. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bak ön yargımı kırıyorum sakatatlara karşı. O koku var ya, tat da yok. Eğer ki muhtemelen zaten biz limon kimyonu verseydin Oğuz bunu usulüne göre yeseydik hiç kokmazdı. Ama beni tercih etmem, kıvamı bir garip. Yiyeceğim ben. Asla. Şunu ye sana 100 bin lira. İstersen 1 milyon ver. Bu arada muhtemelen bunu ikimiz de seveceğiz abla. O soğumuş ama bunlar hep ya. Bu ne? Ben ne olduğunu sana yedikten sonra söyleyeceğim. Vallahi soğumuş ya. Bunlar asıl... Kokmuyor. Aa, sıfır koku. Yemin ederim hiç kokmuyor. Ne bu? Söyleyeceğim yedikten sonra ben de yiyeceğim direkt. Bu arada bunları sıcak bir gün yemeğe götüreyim abla. Seni sıcak seversin. Doğumdan sonra götüreyim. Değil mi? Yenir bence. Doğumdan sonra götüreyim. Ne bu? Vallahi seversin. Kim diyor? Oğlum çok güzel lan. Şu an o kadar pişmanım ki bunu sıcağı sıcağına yemediğimiz için. İşkembe mi bu? Yok. Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim bumbanik şırdandan ve hepsine tek atar. Ha vallahi güzel ya. Kur'an çarpsın ya. Yeminle güzel. Sakatat üstüne yemin ederim ki güzel. Kokusu yok. Tadında da koku yok. Dürüst ol. İşkembe mi? Değil. Nasıl tadı? Koku yok ki. Ama sen işkembe yemiyorsun ki. İşkembenin tadını nereden biliyorsun? Oldu. Ya ne anladın? Yurda gül. Ne oldu kızım? Kusmaya mı gidiyorsun? Kuzma. Ben yoksa bir yememek masadan kalkmak için şey yaptı. Kanka aşermesin. Sakatat aşermek ne olsun? Bu video kamu spotudur arkadaşlar. Ablam her şeyi gördü, her şeyi aşermesin diye. Bu arada bunu ısıtsak aynı tadı yakalayabilir miyiz geri ki? Ben üçgen bilmiyordum ki normalde. O tadına bak. İğrenç. Kustun mu? Yok kustun. Senin koku mu rahatsız etti? Evet. O sakatat kokusu. Bir daha sakatat aşerir misin? Asla. Heh. Bu yediğinde şeydi zaten. Koyunun kalın bağırsağı. Fark ettim zaten ben. Boşuna mı diyorum? Neden peki hep koyun? Kokoreç de bundan yapılıyor biliyor musun? Üstteki zardan işte. Biliyorum. Daha kokoreç yiyeceğim mi? Asla. Heh, rahatım. Rahatım abi. Büyük bir alan eli. Sakatat. Sen sakatattan kurtuldun. Başka bir şeyler aşermemden kurtulmadın. Olsun bir tadına baksana. Yiyorsa. Güzelmiş bu. Değil mi? Koku yok bir şey. Bu gerçekten çok güzel. Bu şırdandan daha güzel. Gerçekten. Ama cidden sıcak daha iyi olabilir. Evet ben şu an o kadar soğutmasaydık onun derdindeyim. Bunu da alabiliriz Oğuzcuğum. Islak da yiyek. Başka yok değil Isteyim mi? İsteyim mi? Vallahi ben ciddiyim. Videoda yok. Sonra yiyelim. Şimdi ablacığım. Tamam. Mutlu musun? Hayır. Bir daha sakatat isteyecek mi canım? Hayır. Hiç. Bu arada böyle ben işkembe yemiyorum diye bütün sakatat türünü yedim az önce. Beyni beğenmedim. Allah'tan bir şey aşerdik ya. Bu arada şey değil hani bu beyni değil. Ben genel olarak beynin tadını sevmedim. Çünkü orası çok sevilen bilinen bir yer. Ben oradan şuradan yiyordum zaten mumbar. Bilseydim bu zamana kadar mumbar yerdim. Çok mu kötü? Çok mu beğendin? İğrenç. Elime bir kokla. Asla. Üstüne kusmamı istiyorsun herhalde. Oğuz sen şırdan da yedin. Sence hangisi daha güzel? Kelleri mi? Bizim kellenin eti zaten normal et arkadaşlar. Bildiğiniz normal et tadı. Başka hiçbir şey yok. Bir de bir soğuk tadına bak. Kellenin etini ayırıyorum çünkü gerçekten normal et gibi. Birinci sıraya mumbarı koyuyorum. İkinci sıraya abi şırdanı koyuyorum. Üçe neydi? Kikre mi bizim edin? Kibe. Üçüncü sıraya kibeyi koyuyorum. Kibeyi ben tercih etmem. Belki sıcakken tercih ederim ama şimdi soğukken yedim. Ben tadını alamadım. Dörde beyin. Peki sen? Sıfır hiçbiri. Hiçbirini yemez misin? Hiçbiri. Asla. Zaten yemeyen bir insanım. Tamam hala bağırsan ya gelip duruyorsun. Arkadaşlar bu gördüğünüz videoda da yani ablanız vardır, yengeniz vardır, bir şeyiniz vardır, aşırır ve artık bunalırsınız. Yapmanız gereken tek nokta bu. Sakatat seven birine götürseniz bu tabakların hepsini bitirirdi bu arada. Bu da öyle biz onu bırakalım babam sabah hepsini yemiş olur. Yer değil mi? Net yer. Annem uyanık olsaydı annem de yerdi. Ama ben tercih etmem. Çok nadir canım çeker. Ya senden sakatat istemeyeceğim. Bunun acısını farklı şeyler. Bunun tek sebebi neydi biliyor musun abi? Bir insan tadını bilmediği bir şeyi aşeremez. Sevmediği bir şeyi aşeremez. Aşerir. Aşermek öyle sevdiğim bir şey değil. Arabada diyordun. Ben sana dedim bütün sakatatları sırasıyla aşeracaksın dedim. Sen de evet diyordun abi. Al aşer hadi. Aşeracak mısın? Hayır. Demek ki neymiş? Sakatat ve et ürünleri sana göre değilmiş. Doğru mu? Bir daha sakatat ve et ürünleri yiyecek misin? Ama bunun intikamını sana tamam. Çok kötü alacağım. Yiyecek misin bir daha? Yemeyeceğim. Hadi gidelim. Asla yemeyeceğim. Gidiyorum. Hadi bay bay. Bir daha da görüşmeyelim. Ne yaptık Oğuz? Kötü bir şey mi yaptık? Biz gitmişiz şırdanımızı, mumbarımızı almışız, gelmişiz. Ben beğenmedim. Neyi beğenmedim? Bilmediğin şeyi beğenmezsin tabii. Sakatat zaten ağzının tadını bilenler için vardır. Ağzının tadını bilmeyenler tavuk yesin arkadaşlar. Ben tavuk yemeye gidiyorum. Yanlışlıkla işkembe yemiyorum, işkembe harç her şeyin tadına bakarım diye en son işkembeyi de yedim. Yerim, biliyorsunuz beni. Arkadaşlar buraya kadar geldiniz. Geldiyseniz artık beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri...
seviyor. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.